İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, parti binasında düzenlediği basın toplantısında ülke gündemini değerlendirerek hükümet yönetiminin yetersiz kaldığını belirtip suçlamalarda bulundu. Değerli Nevşehirliler, sevgili basın mensupları, hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepinizi tekrar muhabbetle kucaklıyorum. Çok zor günlerden geçiyoruz. Sürekli artan enflasyon ve hayat pahalılığı, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları ile gıda maddelerinin yükselen fiyatları hayatımızı çok zorlaştırmış ve milletin büyük çoğunluğunu derin bir yoksulluğa sürüklemiştir. Ülkemizi 20 yılın sonunda bu duruma getiren hükümet çaresizlik içinde bocalamakta ve ortaya hiçbir çözüm koyamadığı gibi milleti tamamen unutmuş gözükmekte ve seçim kanunu üzerinde yapmak istedikleri değişikliklerle yeniden seçim kazanmanın hileli yollarını aramaktadır. Bu ülkenin toprağında bol bol yetişen buğdayı, ay çekirdeğini, pancarı kimler yok etmiştir? Bu ülkenin hayvancılığını kim mahvetmiştir? Bu ülkeyi kağıt üretemez hale kim getirmiştir? Üretmeden her şeyi ithal ederek nereye kadar gidebiliriz? Sevgili Nevşehirliler, mevcut AK Parti iktidarı milletimizi kaderiyle baş başa bırakmıştır. Suriyelilere sahip çıkıldığı kadar kendi halkımıza sahip çıkamamıştır. Suriyelilere ayırdığı kaynaklardan milletimizi mahrum bırakmıştır. Doktorlarımızı ülkeden kovmaya çalışırken Suriyelileri ülkelerine göndermek istemediklerini açıklamışlardır. Bütün bunlara rağmen Türk milleti sahipsiz değildir. Çaresiz değildir. Çözümsüz değildir. İYİ Parti bütün milletimizi kucaklamaya, üretimi artırarak adil bir paylaşımla ülkemizi yeniden refah toplumu yapmaya kararlıdır. Yapılması gereken ilk iş adaletin yeniden tesisidir. Tek adam sisteminden ortak akılla kuvvetler ayrılığı ile denetlenebilirlik ve şeffaflık ile liyakatlı kadrolara tekrar dönüştür. İnsan ihtiyacına uygun olarak planlanmış kaliteli eğitimdir. Tarım ve hayvancılıkta, sanayide üretimi teşvik ve maliyeti ucuzlatmaktır. İleri teknoloji üretmektir. Besleme yandaşlara beşer onar ballı maaş yerine işsiz gençlerimizin önünü açarak onların enerji güçlerini üretime kazandırmaktır. İsraf ve yolsuzluğu bitirmek ve Türk ekonomisinin kara deliklerini kapatmaktır. En büyüğü 3 milyar dolara mal olan şehir hastanesine 25 yıl boyunca ödenecek kira 30 milyar dolara yaklaşmaktadır. Bu şekilde kamu özel sektör işbirliğiyle yapılmış 20'nin üzerinde hastane vardır. İstanbul Havalimanı, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim köprüleriyle otoyollar kamu özel sektör işbirliğiyle yapılmış, yaptırılmış kara deliklerdir. Bunlara verilen garantiler ve sözleşme şartları sebebiyle maliyetlerinin onar katı bütçeden bedeller ödenecektir. Son olarak yoğun bir trafik olmadığı halde yapılan Çanakkale Köprüsü 2,5 milyar dolara mal edilmiştir. 10 yıl boyunca 10 milyar dolar civarında ödeme alacaktır.
Yani bir köprüye 4 köprü parası ödenecektir. Köprünün bir ayağından karşıya feribotla araç geçişi 100 TL olduğu ve günde araç geçiş sayısının 10 bini bulmadığı halde günde 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş ve araç başına 15 euro yani 290 TL fiyat açıklanmıştır. 100 TL'ye geçmek dururken millet neden 290 TL'ye geçecektir? Dolayısıyla 45 bin araç garantisine ulaşılması mümkün değildir. Bütün garanti hazineden ve milletin parasından ödenecektir. Cengiz İnşaat, Limak, Kolin, Kalyon ve Mahyol bu ballı kaymaklı dönemin aktörleri olmuşlardır. Niçin ve neden bu kadar kayrılmaktadırlar? Yoksa bizim bilmediğimiz başka bir ortakları mı daha mı vardır? Bu ortaklığın içinde millet var mıdır? Ve millet bu ortaklığın neresindedir? Aziz Nevşehirler, bu kara delikleri saymakla bitiremeyiz. Özelleştirmeler, haraç mezat yandaşlara satılmış ve Türkiye'nin üretim gücü AK Parti iktidarı tarafından bitirilmiştir. Türk Telekom bunun en canlı örneğidir. 25 milyar dolar değerinde olduğu halde 6,5 milyar dolara Lübnanlı Hariri'ye güya satılmıştı. Hariri bu bedel karşılığında devlet bankalarından aldığı krediyi ödemediği gibi bir müddet Türk Telekom'un karlarını da alarak hiçbir yatırım yapmaksızın çekip gitmiştir. Şu anda Türk Telekom'da bir kara delik olarak varlık fonunda akıbetini beklemektedir. Değerli arkadaşlar, bu yatırımlara karşı olduğumuz anlaşılmamalıdır. Bu sözlerimden bu yatırımlara karşı olduğumuz anlaşılmamalıdır. Bu yatırımlara karşı değiliz, ancak ihalesiz, rekabet şartları oluşmadan ve maliyetlerinin 10 katı bedellerle verilmesine, yani ranta karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şimdi de sormak istiyorum. Aziz Nevşehirliler, bütün bunları vicdanınızda onaylayabiliyor musunuz? Bütün bunlara tahammül etmeye devam edecek misiniz? Bu iktidarın milletle ilgisinin kalmadığını görmüyor musunuz? Bu iktidar hak ve adalet duygusunu yok etmiştir. Zihinlerde doğruluk ve dürüstlük gibi yüksek hislere büyük zarar vermiştir. Fakirliği çalışarak yenebiliriz. Cahilliği eğitimle giderebiliriz. Ama geleceğimizi bu duygulardan yoksun bırakılmış gençlerle inşa edemeyiz. Bu sebeple ve İyi Parti olarak sürekli kötülükle, kötülüklerle ve yolsuzluklarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Hak, adalet, doğruluk ve dürüstlük gibi yüksek değerlerimizi korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. Siyasetten yalanı ve şahsi zenginleşmeyi tamamen yok edeceğiz. Dürüstlüğü, ahlakı, hak ve adalet duygusunu, erdemi tekrar egemen kılacağız.